Merhaba arkadaşlar. Bugün size birbirinden kolay yapımı olan 3 tane kıyafet göstereceğiz. Bunlar çok basit, her evde bulunan, hatta atmak üzere olduğumuz eskimiş çoraplardan yapıldı. Gördüğünüz gibi Barbie'ler kıyafetleri çok sevdi ve giydiler bile. Şimdi tek tek nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hadi başlayalım. Evet, şimdi Barbie bebeğimiz burada. İhtiyacımız olan sadece çorap. Bu çoraplar, ben siyah tercih ediyorum çünkü böyle biraz gece kıyafeti gibi bir şey yapmak istedim. Şimdi şu lastik kısmını şöyle tuttuğum zaman yaklaşık şuradan, yani topuk kısmından bunu kestim. Çorabı kestim. Şimdi de şu lastik olan kısmını dışta bırakacak şekilde şöyle katlayıp kol bölümü açıyorum. Çok basit. Herkesin yapabileceği kadar kolay bir elbise olacak. Şimdi bunu bir giydiriyorum. Çorabı giydirdim. Yani artık elbiseyi. Şimdi şu lastik kısmını katlıyorum. Böyle omuzları açık, dekolte bir elbise elde etmek istiyorum. Şimdi benim çorabım biraz geniş. O yüzden bu kadar uzun olmasını istemiyorum, bol olduğu için. Biraz daha kısaltacağım. Şöyle biraz daha modern dursun istiyorum. Boyunu keseceğim. Elbisemi giydirdim. Boyunu da kısalttım. Şimdi şu kısmını şöyle çok basit tel gibi alarak şöyle büzeceğim. Biraz daha böyle şık dursun istiyorum. Sizler de çok kolay yapabilirsiniz bunu. Hatta deneyin, eliniz alışsın iğne ipliğe. Evet, şurayı büzdüm. Göğüs dekoltesini biraz daha belirginleştirmiş oldum. Birinci elbisemiz böyle. Şimdi ikinciye geçiyoruz. Şimdi ikinci modelimde yine bir çorap kullanacağım. Çorabı topuk kısmından kesiyorum. Bir tulum yapacağım. Tülüm. Şimdi tulumu şu şekilde düşünüyorum. Bir kolu açık, bir kolu, yani bir kolu açık derken bir omuzu açık, bir omuzu kapalı. Doğru söyledim değil mi? Şöyle yapıyorum. Yani tek omuz, evet. Şöyle pantolon olarak dikeceğim bunu. Çok kolay. Kalıp yok. Ölçmek falan hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Çok basit. Hemen çeviriyorum çorabımı ve sadece şöyle tutuyorum. Bebeğin A kısmına kadar ortadan şöyle V şeklinde bir dikiş atacağım. O kadar basit ki. Evet, başlıyorum. Evet, şöyle V şeklinde, kapalı bir V şeklinde diktim. Tehelledim. Üst üste birkaç kere üzerinden geçtim. Çok da fazla dikiş bilmeye gerek yok. Tam, umarım gözüküyordur, çizmedim. Tam orta kısmından kesiyorum. Yani iki bacak kısmını böylece açmış oluyorum. Orman gibi. Tam ağına kadar kestim.
Ters çeviriyorum. Şimdi A kısmını burada düşünürsek. Adacığım, burada pantolon dikiyoruz, tulum dikiyoruz. Sen de arkadaşlara merhaba demek ister misin? Yok, demeyecekmiş. Şimdi üst kısmını az önce de söylediğim gibi bir omuzu açık yapacağım. O yüzden de şuradan minicik bir kesik atıyorum. Çok heyecanlıyım. Giydireceğim, bakacağım nasıl olmuş. Hadi. Tulumu geçirdim. Şimdi biraz daha dar durmasını istiyorum. O yüzden de beline bir kemer yapacağım. Ne yapabilirim kemer olarak? Elimde bir tane şöyle bir ipim var. İstersek siyahtan da yapabiliriz ama biraz net gözüksün istiyorum. O yüzden de şöyle beline bir saralım. Evet, tulumum hazır. Beline ipini de bağladım. Şöyle gördüğünüz gibi şuraları düzeltelim. Tek omuzlu bir pantolonum oldu. Üstelik ölçü almadım, çizmedim. Ortadan diktim ve kestim. Bu kadar basit. Üçüncü ve son modelimizde yine çorabımızı topuk kısmından kesiyorum. Şimdi bir elbise yapacağım. Bu elbisenin yine bir omzu açık, bir omzu kapalı olacak ama kapalı olan omuzunun kolu da olacak. Etek boyunu sonra kısaltabilirim. Şu an için şöyle yapıyorum. Şimdi aynı pantolondaki mantıkta kolunu dikeceğim. Böylece kolunu dikerken eteğim de biraz, yani elbisenin beden bölümü de biraz daralmış olacak. Bu da benim istediğim bir şey olacak tabii ki. Dar bir elbise olacak. Şimdi şöyle düşünecek olursak, yaklaşık şuralardan başlayarak kol kısmını dikeceğim. Ama önce ne yapıyorum? Çorabımı ters çeviriyorum. Evet, şuradan başlayarak kolu dikmeye başlıyorum. Ada bu arada bıcır bıcır konuşuyor. Arada bir sesini duyabilirsiniz. Şuradan başlayarak yukarı kadar, yani belli bir mesafeye kadar şöyle tutalım. Kol için bir dikiş attım. Şimdi en aşağıdan başlayacağım. Tekrar yukarı kadar çıkacağım. Bu diktiğim yerde dikişimi bitireceğim. Aynı pantolonda olduğu gibi kapalı bir V. Adacığım, bir dakika susar mısın? Dikkatimi dağıtıyorsun. Tam kol kısmıyla beden kısmı arasını belirleyecek dikişi şöyle yapıyorum. Umarım anlaşılıyordur. Çizmeden yapıyorum. Çünkü çok fazla böyle ölçüyle falan uğraşmak istemiyorum. Tekrar şuradan başladım. Ve aşağıya kadar kapalı bir V şeklinde gidiyorum. İki tane dikişimi bitirdim. Şimdi biraz daha net gözüksün diye şöyle bir çiziyorum. Çünkü iplikte siyah, çorapta siyah, çok anlaşılmaz diye belki şöyle çiziyorum. Bakın, diktiğim yer burası. Şöyle bir kol bölümü şurası. Burası da beden bölümü. Böyle kapalı bir V çizdim. Şimdi ne yapıyorum? Kol boyu yaklaşık burası diye düşünerek buradan kesiyorum.
Ondan sonra da şu orta kısmından aynı pantolonda olduğu gibi ayırıyorum. Bu mantıkta kazak ve hırka da yapabilirsiniz. Boyunu da şuradan kesiyorum. Çünkü biraz mini olmasını istiyorum. Biraz yamuk oldu, onu da düzeltelim. Evet. Sanıyorum elbisem hazır. Şimdi ters çevireceğim. Barbie'ye giydireceğim. Bakalım nasıl olmuş. Evet, elbisemi giydirdim. Bence gayet şık oldu. Etek boyunu biraz daha kısalttım. Tek omuzu açık, tek omuzu kapalı ama uzun kollu bir elbisem oldu. Evet, şimdi başlıyoruz defileye. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi elbiselerimiz tamamlandı. Çok şık bir tulum yaptık. İki tane de birbirinden güzel elbise yaptık. Siz hangisini beğendiniz? Sizin favoriniz hangisi? Hadi bize yorumlara yazın. Diğer videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız bize abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz de ne yapıyoruz? Like. Hadi görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz.